Tak oraya. Evet, duvara git. Okay. Şimdi mesafeni bir ayarla bakayım. Çok yakın o. Bak o pedi hep dik tutacaksın. Arabayı komple sprey boyayla boyamak videolarının üçüncüsündeyiz. Eğer arabanızı kendiniz boyayacaksanız, hangi yolları izlemeniz gerektiğini merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız ilk şu videoyu seyretmeniz gerekiyor. Burada astar boya nasıl yapılması gerekiyor, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, zımpara aşamaları ne, bunların hepsini detaylı olarak anlattık. İlk seyretmeniz gereken video bu. İkinci video spreyle arabayı boyama ile ilgili. Yine nelere dikkat edeceğiz, nasıl kullanacağız, hangi zımparalar atacağız ya da zımpara atacak mıyız? Bunların hepsini yine detaylı olarak anlattık. Ondan sonra bu videoya geçmeniz gerekiyor çünkü bu serinin son videosu. Artık boyayla ilgili bir video atmayı düşünmüyorum. Arkadaşlardan bir tanesi lokal boyayla ilgili bir video atar mısın, atmayı düşünüyor musun diye sormuştu. Şu anda elimde öyle bir araç yok. Eğer öyle bir aracımız olursa evet lokal boyayla ilgili bir video atmayı düşünüyorum ama şu anda değil. Onun dışında hiçbir şekilde boyayla ilgili bir video çalışmamız olmayacak, son videomuz. Geçen bölüm aracımızı komple boyamıştık, zımparalamıştık ve artık verniğe hazır hale gelmişti. Şimdi vernik aşamasına geçeceğiz. Ama geçmeden önce yine verniklerle ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. 3 çeşit vernik var. Birincisi mat vernik ki biz Abbas'ın şu ön tamponunu yaptığımız zaman mat vernik kullanmıştık. Yani boya parlak boya dahi olsa evet mat vernikle onu matlaştırabiliriz. Tabi öncesinde biraz daha zımparalanıp düzeltmemiz gerekir. İkincisi parlak vernik. Bu da yine arabayı parlak olarak gösterir düzgün uygularsanız. Üçüncüsü de çok parlak olan ki en çok insanların tercih ettiği çok parlasın, çok güzel görünsün, ayna gibi olsun. Yani ben de genelde çok parlak olanı seçiyorum. Benim en çok kullandığım, en sık kullandığım iki tane sprey var. Bir tanesi şu, diğeri bu. Ki bu piyasada en çok olan. Markası modeli önemli değil, o yüzden marka göstermeye de gerek yok. Alacağınız yerden yine istediğiniz yerden temin edebilirsiniz. Bu güzel bir verniktir. Uygulayacağınız zaman önce güzel bir çalkalayacaksınız ve 2-3 kat, yani siz 3 kat yapın. 3 kat ince kotlar şeklinde geçmeniz gerekiyor. Kalın giderseniz çok kolay akabiliyor. Ve bu da size daha sonra büyük sıkıntılar yaratır. O yüzden bunu uygulayacağınız zaman mesafenizi geniş tutup o şekilde uygulayacaksınız. Ve akma işlemini en aza indirmeye çalışacaksınız. Diğeri benim en çok tercih ettiğim sprey vernik bu. İki kutu içerisinde iki aşaması vardır. Alt tarafında hardırı vardır, sertleştiricisi. Üst tarafta da vernik vardır. Bunu uygulayacağımız zaman ilk başta 2 dakika boyunca çarpalarız. Ondan sonra üstteki tıpasını çıkarıp, kapağını çıkarıp alt tarafına takarız ve ters çevirir. 2 dakika kadar bekleriz ki hardır, yani sertleştirici vernikle karışsın. Ondan sonra uygulamadan önce tekrar 2 dakika boyunca çarpalar ve o şekilde uygularız. Bunu niye tercih ediyorum? Bu tarz boyaları çok kolay kuruyor. Akma işlemi çok az oluyor. Ama bir sıkıntısı var. Portakal kabuğu yani böyle pütürlü bir yüzey çok kolay bırakabiliyor. Mesafenizi ayarlamazsanız eğer. O yüzden bundan sonra da zımparalara geçtiğimiz için en çok tercih ettiğim bu. Bunu Türkiye'de bulabilir misiniz bilmiyorum. Yine de buraya vereyim. Kod numarası ve seri numarası her şeyi burada. Evet yine kim yaptı, nasıl yaptı bunların hepsini biliyoruz. Şimdi biz nasıl uygulayacağız, hangi etapları izleyeceğiz, hangi zımparaları uygulayacağız, cilalama işlemlerini nasıl yapacağız bunların hepsini şimdi göstereceğiz. Eğer ki kendi işinizi yapacaksanız yine söylüyorum şu 3 seriyi çok iyi izlemeniz gerekiyor. Instagram'da bir arkadaş mesaj olarak gönderdi. Kendi aracımı sprey boyayla boyamak istiyorum. Hangi yolları izleyeceğim, neler yapacağım? YouTube'dan gördüm videonuzu. Ben de cevap yazdım. Hepsini detaylı olarak anlattım. Birinci, ikinci videolara bakabilirsiniz. Hatta öncesinde başka video da var. Onlara da bakabilirsiniz dedim. Benim o kadar vaktim yok dedi. Yani ben de tutup bütün videoyu size mesaj olarak yazamam. Eğer siz videoyu seyrederseniz, anlamazsanız, bir yerde eksik kalmıştır, şu dakikalar arasında anlamadım deyip bana mesaj yazarsanız ben ona evet geri dönmeye çalışırım. Eğer dönmezsem haklısınız. Ki dönmediğim yoktur. Ama siz hiç seyretmeden bana her şeyi, bütün videoyu mesaj olarak yaz derseniz ona da cevap vermesem bu sefer ben haklıyım. Evet şimdi uygulamaya geçelim. Evet verniklerimizde şöyle 2K. Bunları 2 dakika boyunca çalkalayacağız. Bunlar değişik bir sistem. 2 dakika boyunca çalkalayacağız. 2 dakika çalkaladıktan sonra şu kırmızıyı çıkarıp arka tarafındaki yere basacağız. Bunun arasındaki sertleştirici var. Sertleştirici karışması için de bir 2 dakika daha
sürekli sallamamız gerekiyor. Başla bakalım sallamaya. Küpelerinle yakışmış ha. Hadi ya. Onun erkek için olanları var mı? Erkek için bu. Hayır, erkek için mi olur lan? Kulağından büyük küpe var Allah. Ya. Hadi lan. Şu anda vernikten önceki hali bu. Yani şu şekilde bile çok güzel bir şekilde parlıyor. Şimdi verniği vurduğumuz zaman çok daha güzel parlayacak. Hiçbir yerde bir akıntımız yok. Herhangi bir fazlalığımız yok. Boyamız çok gayet güzel. Yavaşça gidiyoruz. Evet. Şimdi zımparadan kaynaklanan bazı şeyler var. Çizgiler var. Çizgi gibi görünen. Bunları dert etmiyoruz çünkü vernik bunların hepsini kapatacak. Salladın mı? 2 dakika salladın mı? Ha, şimdi arkasına koyacağız. Tak oraya. Evet, duvara git. Ben göreyim. Bastır. Tak diye sesini duydun mu? Sallamaya devam et. Şimdi onu bırak. Ters olarak. Evet. Şimdi diğerini de aynı şekilde yap. Okey. Sesi duyalım. Güzel. Evet. Şimdi şu ikisini sallamaya devam et. 1 dakika bekledikten sonra harder aşağı indikten sonra tekrar çalkalayacağız tam sertleşsin diye. Devam. Sen küpeden dolayı cezalısın. Pis herif. Vernik bu sprey işlerinde, bu boya işlerinde en tehlikeli olanı. Çok daha kolay yakabiliyor. O yüzden mesafesini çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Hızımızı çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Eğer ki bunu yerinde yapamazsak akma oranı ve tütürlenme, portakal kabuğu gibi görüntü çok daha kolay veriyor. O yüzden mesafemizi ayarlayacağız. Öncesinde şimdi birazdan Yusuf yapacak. Bir kartonun üzerinde deneyeceğiz. Mesafemizi ayarlayacağız. Ondan sonra bir parçaya geçeceğiz. Yine ilk etapta kendisi yapacak. Eğer ki beceremezse ben yapamıyorum, olmuyor, edemiyorum dediği zaman tekrar biz elimizi alacağız. Ama yapacağına inanıyoruz. En azından 2 parça yapacaksın. Ön tampon, şu orta kapı. Bu ikisini sen yapmışsın, devam edeceksin. Göreceğiz. Şimdi 2 dakika daha çalkalayacaksın onu. Şimdi sen harbiden birbirine iyi bir kaynasın. İkisini al eline, ikisini al eline. Spor yap biraz. Şimdi spreyimizin mesafesini ayarlayacağız. Açmayın kapağını. Okay. Şimdi mesafeni bir ayarla bakayım. Çok yakın o. Her zaman bu boyadan birazcık daha uzaktır. Evet, bu eskisiydi bu. Ha. Çok hızlı gittin. Bu. Okay. Eğer yaklaştırırsan, yaklaştır şimdi. Böyle yakın gidersen akma işleri daha fazla olur. O yüzden biraz mesafeni uzaktan tutacaksın. Bir karıştan biraz daha fazla. Ondan sonra başlayacaksın. Evet. Hazır mısın? Yine aynı şekilde çizgilerden başla. Okey, hadi. Başla. Haydi koçum. Çok güzelsin. Çok güzel oldu. Evet, aynı bu mesafe. Çok güzel. Şimdi yukarıya doğru. Evet. Tamam. Şimdi yine çizgiler. Çok güzel. Tamam. Aynı yere sürekli tutmayacaksın. Şu üstten başla. Güzel. Aynen, devam. Şimdi ortalardan aynı çizgiler üzerinden doldura doldura gel. Devam. Çok güzel. Hızın da çok güzel, mesafen de çok güzel. Güzel. Çok güzel. Şimdi şu araları doldur. Yer atlamak yok. Bak şu anda bile nasıl güzel parlıyor. Devam. Aynı yere bir daha yapmak zorunda değilsin. Bu 1. kat çünkü. Yoksa akıtırsın. Nereden bak? Şurada, şurada, şu ortadan, şuradan gel, böyle devam et. Güzel. Çok güzel. Evet, şimdi gel buraya. Bu kata geç. Oo ya, yapabiliyorsun işte. Bir de yapamıyorum diyorsun. Başlıyorum. Çok güzel. Aynı mesafeyle gel. Aynı şekil. Çok uzun yaptım. Perfect. Şimdi aynı buradan gideceksin. %50 birbirine bindir. Güzel. Bırakma. Öbür tarafa da girmen lazım. Bak şurayı bıraktın. Burada vernik yok şimdi. Yani şuradan başladıysan şöyle alıp buraya gidebilirsin. Hmm.
Çok güzel. Heh, şimdi al bunun altına tekrar geç. Şimdi buradan devam ediyoruz. Okay. Nerede kalmıştık? Burada. Heh. Çok güzel. Heh. 150 yine birbirine bindir. Evet, şimdi onu bırak. Böyle yapıyorsa artık o verinin işi yok bizde. Diğerini al gel. Göreyim. Daha el değdiremezsin. Başlamadan önce değdirmen lazım. Daha el değdiremezsin. Bismillah. Haydi bakalım. Burada. Çok güzel. Hı? Çok güzel. Dik yerlere geldiği zaman daha çok zorlar. O yüzden genelde dik yerleri şöyle açılar, şöyle yatırıyorsan eğer, hı-hı, dolu spreyle yapman lazım. Diğer türlü burayı yandan yapacaksın. Şöyle gideceksin. Bunu ne kadar dik yatırırsan, evet, şöyle dik tutarsan akıntısı daha az olur. Şöyle. Vernik işlemleri bitti. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Çok da güzel durdu. Şimdi yarın sabah bu kuruduktan sonra zımparalama ve cilalama işlemlerine geçeceğiz. Güzel. Öğreniyorsun. Güzel yaptı. Tavan. Aynı keza güzel. Evet, şimdi yarını bekleyeceğiz. Yarın tam kuracak. Kuruduktan sonra zımparalama işlemlerini ve parlatıp dışarı alacağız. Dışarıda ne eksiği var, ne gediği var, hepsini net göreceğiz. Şimdi arabanın vernik işlemleri hepsi bitti. Kurudu. Güzel. Şimdi sıkıntı olan ne? Üzerinde hafiften bir ufak bir portakallanma var. Bu portakallanmaların hepsini zımparalarla alıp cilasını çekeceğiz. Şurada bir tane güzel görünüyor. Yani şunun gibi portakallanmalar. Bunların hepsini şimdi zımparalarla hepsini ortadan kaldıracağız. Tavan kısmı aynı keza. Bunların hepsinin güzel bir şekilde parlaması gerekiyor. Bütün boyalardan sonra mutlaka zımpara işlemlerini yapmak zorundayız. Eğer yapmazsak üzerindeki bu portakal kabuğu şekilleri kaybolmaz. O yüzden ilk başta 2000'lik zımpara, daha sonrasında 3000'lik ve 5000'lik zımparayla
Bu arabayı komple zımparalayıp ondan sonra cila işlemlerine geçeceğiz. Zımparaları yaparken ister makine kullanalım, ister elle kullanalım. Ama hepsi aynı yere eşit bir şekilde girecek. Biz makineyle yapacağız. Bizim şöyle bir makinemiz var, bunu kullanacağız. Üzerine de 2000'lik zımpara. Şimdi bunların sırasını tekrar söyleyeyim. 2000'lik zımpara, 3000'lik ve 5000'lik zımparayla komple hepsini zımparayla daha sonra cila işlemlerine geçeceğiz. Evet, ben biraz geç kaldım. Bizim oğlan başlamış. Kaç zımpara? 1500, 2000? 3000. 1500, 2000, 3000 mi çektin? Evet. 1500, 2000, 3000 zımparaları çekmiş. Şu anda fena durmuyor. Birazdan pütürlerin hepsini kontrol edeceğiz. Eğer varsa devam. Bundan sonra 5000 yapıyorsun. Evet. Onu da cila işlemleri. Evet. Hadi bak. Tarafı güzel güzel çektin yani. Güzel. Bana kablo uzatabilir misin abi? Yine bütün ekip iş başında. Tamam. Tamam, yeter o kadar. Ama bak, o pedi hep dik tutacaksın. Yamultmak yok. Hep aynı yere, eşit yerde şekilde dağılacak. Çok sıkıştığı yerde ufak ufak ıslat. Güzel. Bitireceksin lan bu arabayı komple. Bitiremez. Hadi bakalım. Yusuf Bey. Ya. Hazır mı? Yok, değil daha. Yani cilaya hazır mı? Ha, evet. Okey. Güzel, komple silmişsin. Evet, zımparaların hepsi bitti. Bir portakal kabuğu gibi olan cilanın hepsini almış. Evet, şu anda güzel de duruyor. Herhangi bir yerde pütürlenme yok. Beraber kontrol edelim. Evet, buralar da güzel. Güzel. Harbiden bir yerde bir şey kalmamış ha. Şurada bir yerde yakaladım. Tam şurada biraz portakallanma var. Bagaj kısmı güzel. Tavan. Evet, oralar da güzel. Şu üst tarafı da biraz daha suyu varmış. Onlar da alınacak. Şöyle tutarsak. Evet, birazdan cila işlemleriyle tam olacak. Bak, şuralarda hani su var, damlıyor. Cila çekerken hiç su kalmaması gerekiyor. Bak şu şey, kapı kolları var ya. Tekrar bir hava tut. Evet, şimdi birazdan cila işlemlerine başlayacak. Cila da normal boyadan sonra genelde 3 etaplı cila kullanılır. Bir tanesi boyadan hemen sonra kalın süngerle atılan, ondan sonrası orta kat ve en sonda final, yani koruma için, cilayı korumak için atılan kat. Şimdi bunların hepsini tek tek aşama aşama Yusuf gösterecek. Yavaş. Göstereceğim, he, göster. İç. Evet, şimdi zımpara işlemleri bitti. Sıra cilaya geldi. Cila işlemi için de ilk başta pastamızı uygulayacağız. İkinci etapta finish, yani cilasını uygulayacağız. En sonda protection'unu çekeceğiz. Yani olur da yağmur olur, toz olur. Bunlar çok daha kolay üzerinde aksın diye. Onları uygulayacağız. Makinemiz ilk başta uygulayacağımız şu pedde, yani en kalın ve sert olanla pastayı çekerken ort maksimum 1500-2000 devir arasında bunu uygulayacağız. Ondan sonraki etaplara sırayla geçelim. Evet, hazır mısın Yusuf Bey? Evet, hazır. Başla bakalım. Şimdi önce üzerine nasıl koyuyorsun? İster onun üzerine koy, ister onun üzerine koy. Hiç fark etmez. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Şimdi nereden başlayacaksın? Ön çamurluk mu, ön kapı mı? Bastır üzerine. Çok güzel. Yani Yusuf, çok fazla açılırsan eğer üzerindeki pastayı kurutursun. O yüzden yarı yarı yapman lazım. Anladın mı? Önce şu yarı bitecek, ondan sonra diğer yarıya geçmen lazım ki üzerindeki pastayı kurutmayasın. Evet, şimdi başla. Devrini ayarla. Ve pet üzerine tam oturacak. Yani hiçbir yerde çevirmek yok. Tam düz olarak oturacak. Aynen böyle. Tam sıralı bir şekilde gideceksin. Yine %50 birbirinin üzerine binecek. İlk etaptan sonra ikinci etaba geçtiğimiz zaman tekrar detayları anlatacağız. Bizde iki tane makine olduğu için ben şimdi bu taraftan cilasına geçeceğim. Yusuf da bu taraftan pasta atmaya devam edecek. Önce pastasını atacak, ondan sonra biz arkasından cilasını çekeceğiz. Şu durumda bile zımparalanmış hali, daha cila sürülmediği halde bile inan ki BMW'den çok daha güzel duruyor. Hiçbir yerinde bir şey yok. Şöyle önce güzel yedireceğiz her zaman. Gibi.
Evet. Evet. Renk hemen kendini fark ettiriyor cila, değil mi? Evet. Şimdi yine getirelim 1500 hatta. İşlemimiz tamam. Şimdi şöyle bir bezle. Evet. Malzememiz neredeyse hazır. Yani yeşil olan bezi bile görüyorsak bu iş tamamdır. Herhangi bir yerde pütürleme, portakal kabuğu gibi bir şey bırakmadık. Öncesinde zımbarayı güzel çekmiştik. Şu anda hiçbir kusur yok. Yani portakaldan kastım mesela iç taraflara zımpara girmediği zaman şunlar gibi. Şu tarafa girmediği için burada kapak var. Girmediği için şunlar gibi hiçbir yerde bir pütürlenme bırakmadık. Şöyle baktığımız zaman çapta güzel duruyor. Tabii şimdi böyle yetecek mi? Hayır, yetmeyecek. Şimdi bunların hepsini bitireceğiz. Ondan sonra finali hep beraber etrafında gezerek inceleyeceğiz. Biz mi iyi yapmışız? O BMW'mizi berbat eden profesyonel insanlar mı? Arabanın cila işlemleri bitti. Şimdi sıra cilayı koruma işleminde. Evet, şu malzemeyi kullanacağız. Yine aynı şu şekilde alacağız. Sürmemiz gereken yerlerin hepsine şu şekilde uygulaya uygulaya gideceğiz. Bu artık son katımız. Bundan sonra kat yok. Bunu niye sürüyoruz? Artık yaptığımız cila biraz daha uzun ömürlü olsun. Yağmur, su, toz, bu tür şeyler arabanın üzerinde fazla durmasın. Boya yerken kirletmesin diye, iz bırakmasın diye bunu uygulayacağız. Aynı şu şekilde elimizle süreceğiz. Şimdi videoyu çekemiyorum. Ancak böyle gösterebiliyorum. Benim oğlan yoruldu ve kaçtı. Şimdi son aşamasını bana bıraktı ve gitti. Bütün arabayı bitirdikten sonra normal bir bez alacağız. Sileceğiz. Yeterince kurudu. Şimdi üzerine bir silelim. Evet. Ondan sonraki halimiz, şeklimiz bu. Abi boyada hiç kusur yok. Evet, silelim. Lambaları olduğu gibi çok güzel görüyoruz. Evet, bir de tam sildikten sonra gösterelim. Şimdi bütün detayları göstereyim. Yavaş yavaş gideyim de sonra bana demesinler ki kamera hilesi yapıyorsun diye. Renk farkını göstereyim. Herhangi bir renk farkı yok. Daha yakın. Bu tamponu orijinali, bu da bizim boyadığımız renk. Hiçbir fark yok. Yine taban kısımları. Şu üzerinde halen tozlar var. Önemli değil. Bagajımız ve şu yan taraf. Aynı gibi oldu. Toz. Boya işlemimiz, vernik işlemimiz, cilalama işlemimiz hepsi bitti. Artık bu kanalda sprey boya ile araba boyama konusunda başka video gelmeyecek. Bu 3 video yeterli. Sürekli kendimizi de tekrarlamak istemiyoruz. Bundan sonra dışarıda Abbas'ımız yatıyor. Abbas'ın birkaç performansa yönelik parçalarını almıştık. Onları Abbas'ı içerecek bu parçaları takacağız. Arka stoplanmaları aldık. Geçen bir topluluk segmentinde sormuştuk. En çok oyu alan şuydu. Onu bir sonraki videoda arabaya takacağız.
Abbas'ın boyasıyla ilgili kaplama yapmıştık. O bizim canımızı sıkıyordu. Şimdi onu değiştireceğiz. Çok güzel bir renk gördüm. Yani umarım arabaya yakışır. Yakışmazsa sorun değil, bir daha boyarım. Onu arabaya uygulayacağız. Kaplama bu memleket için, bu ülke için iyi değil. Bu serinin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenirsek beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bu saatten sonra Abbas'a ve performansa yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarım ki onlar da işinize gelir. Bir sonraki videoda görüşürüz.